İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Moskova ve Yerevan Ermenistan'daki istikrarsızlığa rağmen işbirliğine devam ediyor. Uluslararası Frankofon Örgütü'nün Bakanlar Konferansı Yerevan'da başladı. Moskova, Ankara ile yapılan İdlib anlaşmaları geçici. Suriye'de durum. F-35'in ana parçaları Türkiye'de üretilecek. Gomidas'ın doğum yerinde ona adanmış hiçbir anıt yok. Konifa'nın 2019 Avrupa Futbol Şampiyonası Dağlı Karabağ Artsak'ta düzenlenecek. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grigori Karasin, İzvestiya ile yaptığı röportajda Rusya ve Ermenistan arasındaki işbirliğinin o ülkedeki siyasi istikrarsızlığa rağmen devam ettiğini belirtti. Karasin, Ermenistan'daki bazı iç siyasi istikrarsızlıkların korunmasına rağmen belirli işbirliği yönleri için ortak çalışma planlanmaktadır. Karşılıklı mal cirolarının pozitif dinamikleri anlamlıdır. 2018'in ilk yarısındaki büyüme geçen yılın aynı dönemine göre %23.4 oranında artarak 925.6 milyon dolar oldu dedi. Diplomat, tarafların yoğun bir şekilde diyaloğu sürdürmeye devam ettiğine güvence verdi o takip eden aylarda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 3, Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev ile 2 görüşme gerçekleştirdi. Yöneticilerimiz birkaç kez de telefon görüşmesinde bulunduğunu belirtti. Karasin'in görüşüne göre Avrasya Ekonomik İşbirliği, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Bağımsız Devletler Topluluğu çerçevesindeki bu sık temasların Rusya ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin gelecekte daha da güçlenmesine sebep olacağını vurguladı. Ayrıca Başbakan Nikol Paşinyan'ın 66. doğum günü vesilesiyle dün Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'e bir kutlama mesajı gönderdiğini ekleyelim. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Uluslararası Frankofon Örgütü'nün 35. Bakanlar Konferansı'nda bir konuşmada bulundu. Frankofonya bugün dünyadaki tarafımızdan korunan değerlere uygun olarak karşımıza çıkan temel zorluklara cevap vermeye çalıştığımız hepimiz için bir değer, hoşgörü ve çeşitlilik platformudur diyen Zohrab Mınatsaganyan şu eklemede bulundu. Tüm kıtalar dahil olmak üzere örgütün coğrafi dağılımı dikkate alındığında Frankofonya ekonomik, eğitim ve kültür alanlarında işbirliği ve değişim için önemli bir platformdur. O, bize karşılıklı saygı ve anlayış içerisinde birlikte yaşamaya olanak sağlıyor. Örgüt içindeki işbirliği uluslararası ilişkilerde barış ve istikrarın garantisi olan bu değerlerin yayılmasını hedefliyor. Ermenistan'ın örgütün gelecek dönem başkanlığı sırasında ve daha da ileri zamanlarda hepimiz Frankofon'un bu değerlerini tanıtmak için birlikte çalışacağız. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov Sputnik ajansına yaptığı açıklamada Umarım İdlib'de askerden arındırılmış bölgelerin oluşturulmasıyla ilgili olarak Ankara ile yapılan anlaşmanın tüm şartları yerine getirilir dedi. Anlaşma geçicidir ve Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma ve Suriye topraklarındaki özellikle İdlib'deki terörist yatakları yok etmeyi amaçlıyor. Kuzey Suriye'nin İdlib bölgesinde askerden arındırılmış bölgenin yaratılmasıyla birçok can kaybının önüne geçmeye yardımcı olacak dedi. Bogdanov Yunanistan'ın Rodos adasında gerçekleştirilen Medeniyetler Diyaloğu Konferansı sırasında İdlib'de askerden arındırılmış bölgenin yaratılması için alınan önlemler Suriyeli asker ve sivil pek çok kurbanın hatta silahlı grupların saflarında bile hayatını kurtarmada büyük başarılar elde ettiğini vurguladı. Bakan yardımcısı Rus tarafının İdlib'in barış sürecini mümkün olan en kısa sürede başlatma isteğini dile getirdiğini ancak bunun büyük bir dikkat içerisinde yapılması gerektiğini belirterek elbette biz daha önce bahsettiğimiz her şeyi yerine getirmek isterdik. Ancak bu Astana sürecinin karşılıklı anlayışı çerçevesinde ortaklarımızla paylaşarak çok dikkatli ve özenli bir şekilde yapılmalı diye ekledi. Mihail Bogdanov, Moskova Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine sadıktır. Ankara ile anlaşmanın geçici olduğunu ve Suriye'de terörizmin sonlandırılmasını hedeflendiğini söyledi. Ankara tarafından desteklenen teröristlerden ilk grup İdlib'deki silahlardan arındırılmış bölgeden çıkmaya başladı. Bunun ana hatları Moskova ve Ankara arasında Soçi'de elde edilen anlaşmalarda çizilmişti. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı radikal İslamcıların Latakya'da 6 kez ateşkesi ihlal ettiğini bildirdi. Daha sonra Türkmen dağlarında Suriye Arap Ordusu ile yasadışı silahlı çeteler arasında çatışmalar kaydedildi. Halep eyaletinde radikal Tahrir Al Şam ile Nuraldin Al Zenko grupları arasında şiddetli çatışmalar yer aldı. Yasadışı silahlı grupların üyeleri Afrin'de sivil vatandaşların elinden zorla tarım ekipmanları almakta, tarım arazilerini ve ürünlerini ele geçirmeye devam etmekte ve çeşitli yasadışı vergi türlerini daha da ağırlaştırmaktadır. Kürt güçleri, Türk ordusunun Kobani yakınlarındaki istihbarat amaçlı insansız hava aracını düşürdü. Deir Ezor yakınlarında tekrardan çatışmalar yaşandı ve Kürt güçleri birkaç kayıp verdi. Buna ek olarak İslam Devleti teröristleri Deir Erzor bölgesindeki birkaç köyü bombaladı. ABD liderliğindeki koalisyon güçleri tarafından Deir Erzor'daki teröristlerin helikopterlerle tahliye edilerek bunların bilinmeyen bir yöne götürüldüklerine dair haberler mevcut. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi F-35 bombardıman savaş uçaklarının Türkiye satışını iptal edebilir. Fakat bir sorun var. Bunların temel kısımları Türk yapımı. Ağustos ayında Kongre Rus hava savunma sistemi almak istediği için F-35 savaş uçaklarının Lockheed Martin şirketince Türkiye satışını engelleyebilecek bir yasayı kabul etti. Bütün sorun orada. Türkiye uçak parçaları üretim pazarında dünya lideri. 10 Türk şirketi, merkez gövde ve bazı iniş takımları gibi önemli bileşenler de dahil olmak üzere yaklaşık 12 milyar dolar değerinde F-35 bağlantı parçaları üretiyor kontrol panelleri gibi birçok ürün söz konusu olduğunda Türkiye dünyadaki tek üretici. Türk-Tayi Uçak Şirketi, Northrop Grumman ile birlikte uçakların merkezi gövdeyi, mühimmat ücresi kapılarını ve klimalarını üretiyor ve bir araya getiriyor. Northrop AESAS, F-35'in iki ana bileşeninin uzaktan füze fırlatma sistemi ile kabin genel durum panosunun tek sağlayıcısıdır. Kale Havacılık, uçak cihazlar ve iniş için ekipmanlar üretiyor. Elmo, F-35 motorunun elektrikli ara bağlantı sisteminin yüzde %40'ını üretiyor. Alpin Havacılık, uçak yapısı ve montajı, iniş ekipmanları bileşenleri ve F-35 motorunun entegre titanyum vida dahil olmak üzere yüzden fazla parçasını üretiyor. Teslimatta bir risk mi var? ABD uçakla ilgili anlaşmayı yasaklarsa, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendi ürünleri için gerekli parçaların akışını azaltabilir. AVD Savunma Bakanı Jim Mattis, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, Türkiye tedarik zincirini kapatırsa bu durum uçak üretiminin kesintiye uğramasına, 50 uçak tesliminin ertelenmesine neden olacak ve tamamlamamız için bu boşluk bizden yaklaşık 18 ile 24 ayımızı alacak, dedi. Erdoğan, kongreye yolladığı mektupta nasıl bir tepkide bulunacağı konusunda çok şey söylemedi. Matis'in Kasım ayı ortasında Türkiye'nin katılımı durumunda beklenen olası değişimin etkisine ilişkin kongreye bir rapor sunması gerekiyor. Loçet şu anda Türklere satışların devam ettiğini söyledi. Birçok kişi Gomidas'ın adını bilmese ya da unutmaya çalışsa bile o, hala Ermeni besteci, şarkıcı, müzisyen, müzikolog, öğretmen, kurucu, şef, eğitimci Ermeni Ulusal Bestecilik Okulu'nun kurucusudur küçük yaşta yetim olan Gomidas, Gevorkyan seminerinde eğitim gördü ve daha sonra Tiflis'te eğitimine devam etti. 25 yaşında manevi vartabet ünvanını aldı. 1896-99 yılları arasında Gomidas veya Gomidas Vartabet müzik eğitimini derinleştirmek için Almanya'ya gitti. O Berlin'de Richard Schmidt ile birkaç ay çalıştı. Avrupa'daki Batı Ermenistan ve Ermeni müziği tartışmalarına konuşmacı olarak katıldı. 1910'da Gusan Korosu'nu çok kısa bir sürede kurdu ve 1911'de İzmir'deki kilisede Gusan Korosu'nu oluşturdu. Bu topraklarda doğan büyük müzisyen tüm küçük Asya köylerini gezdi. Ermenice, Türkçe, Kürtçe ve Arapça dillerinde 3000'den fazla halk şarkıları topladı. Jön Türk yönetimi 24 Nisan 1915'te Komidas Vartabeti yaklaşık 600 Ermeni entelektüel ile birlikte tutukladı ve Çankırı'ya sürdü. Mehmet Emin Yurdakul, Halide Edip adı var, Prens Yusuf İzzettin, ABD Büyükelçisi Morgenthau'nun dilekçeleri sonucunda Komidas serbest bırakıldı ve Konstantinopolis'e geri döndü. Sürgünden döndükten sonra Komidas Vartapet'in sağlık durumu önemli ölçüde bozuldu. Sürgün yollarında yaşadıkları işinin kaybı Komidas'ı etkiledi. Komidas'ı Paris'e yolladılar ve o hayatının son gününe kadar orada kaldı. Gomidas Vardabet'in doğum yerinde kendisini hatırlatacak küçük bir heykeli bile yok. Bütün bunlar elbette bazı insanların rahatsızlığına sebep oluyor. Bağımsız Futbol Kulüpleri Federasyonu olan Konifa, 2019 yılındaki Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Dağlık Karabağ Artsak'ta gerçekleştirmesi kararı aldı. Turnuva hakkında bilgiler yakında açıklanacak. Konifa İsviçre'de kurulmuş bir kuruluştur ve uluslararası tanınmayan devletleri temsil eden takımlardan oluşmaktadır. Konifa temsilcileri Dağlı Karabağ Arsah'a yaptıkları ziyaretten sonra kararlarının doğruluğundan emin olduklarını açıkladılar. Dağlı Karabağ Arsah Spor Bakanı Narine Ağabalyan bu haberi kutlayarak, turnuvanın sporun kültürün ve dostluğun mükemmel bir bayramıdır dedi. Azerbaycan Futbol Federasyonu Ermenistan'ın Azeri topraklarına turnuvanın düzenlenmesini şiddetle kınamış ve gerekli tüm yasal adımlar atmaya söz vermiş ve resmi olarak Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA ile Avrupa Futbol Federasyonu Birliği UEFA'ya başvurmuş. 2019'a gerçekleştirilecek turnuva Konifa'nın düzenlediği 3. Avrupa Kupası olacak. İlki 2015 yılında Macaristan'da olmuş fakat buna Abhazya ve Güney Osetya katılmayı reddetmiş. Bundan sonra federasyon 2016 Dünya Kupasını Abhazya'da gerçekleştirmeye karar verdi. Örgütten yapılan açıklamaya göre Dağlık Karabağ-Arsak'ta gerçekleşecek turnuvaya 12 takım katılacak. Avrupa Kupası'nı kazanan Kuzey İtalya'nın Patiyana ayrılıkçı bölgesi, Kuzey Kıbrıs, Abhazya, Güneybatı Ukrayna'yı temsil eden Karpataly'a, Macar azınlığını temsil eden pitita bunlar arasında yer alıyor. Dağlık Karabağ-Arsak ulusal futbol takımı genel olarak uluslararası karşılaşmalara katılma olana bulmuyordu ve 2014'te İsveç'in, Östersund şehrindeki Konifa'nın ilk dünya şampiyonasına Abhazya ve Güney Osetya ile birlikte katıldı. Konifa, Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun şikayetini kale almadı. Futbol politikası FIFA, Cebeli Tarık, Galler ve Filistin gibi Birleşmiş Milletler üyesi olmayan 23 üyeden oluşuyor. Ancak Güney Kafkasya'da tartışmalı bölgeleri politik açıdan hassas alanlar olarak sınıflandırıyor. Konifa turnuvaları FIFA'nın daha büyük şampiyonalarına alternatiftir. Konfederasyon Batı Ermenistan'daki Ermenileri temsil eden Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımını da içeriyor. FIFA dışında uluslararası futbol turnuvalarının düzenlenmesi denemeleri 1900'lü yılların sonlarına dayanmaktadır. 2014 yılında Konifa'nın Viva'da düzenlediği yıllık Dünya Kupası FIFA kuralıyla gerçekleştirilmesi bunun örneklerindendir. 29 Aralık 1917'de Sovyet Sosyal Cumhuriyetleri Birliği Halk Komiseri Konseyi'nin işgal altındaki Türkiye Ermenistan'a Batı Ermenistan bölgesindeki Ermenilerin haklarını ve tam bağımsızlık elde etmek için kendi kaderini tayin etme özgürlüğünü ilan ettiğini hatırlatalım. 19 Ocak 1920 Paris Konferansı'nda Müttefikler Yüksek Konseyi de facto, 1920'de San Ramon'un konferans salonunda Batı Ermenistan bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanındı ki Türkiye'de sınırı 22 Kasım 1920'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson tarafından bir tahkim konusu oldu. Batı Ermenistan Devleti Birleşmiş Milletler tarafından tanınmıyor çünkü Türkiye tarafından işgal altında tutulduğu unutulmamalıdır. Batı Ermenistan'ın işgal altındaki topraklarında 1894-1923 yılları arasında Ermeni nüfusunun üç Türk hükümetleri tarafından soykırıma tabi tutulduğunu hatırlatırız. Karin Erzurum, müttefik devletler tarafından tanınan Batı Ermenistan'ın resmi başkentidir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hover adlı devlet odak korosunun Omidas'ın dans şarkıları adlı eserini sunuyoruz. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.